zarfı mı kıracaksın? Vanilya, portakal çiçeği ve sandal ağacı. Yurt dışından bu hediye. Belli. Giyemeyeceksiniz, bunu kaldırıyorum ben. Gelsene. Ne yapacağım? Deniz bile görünmüyor. Olsun. Gökyüzü görünüyor. Aşağısı görünüyor. Yetmez mi? Yukarıdan aşağıya bakmak benim de hoşuma gidiyor. Ama camları silerken değil. Eh, burası bitti. Şu salonda bir havalandırayım. Ay dur, bekle. Yardım edeyim anne. Babam bahçede miydi? Hı hı. Kapının önünü temizliyordu. Akşama şimdi belim diye tutturur. Anam ben ne yapayım ben? Şu halime bak. Yeminle bunlar yarın yine gelmezlerse bir daha elimi sürmem ben bu eve. Gün aşırı bunların boş evini temizleyip durdum ya. Cansu'ya sınav sonuçları öncesi moral gezisi işte. Niye? Sanem Hanım'ın gezmesi tutmuş demiyorsun da bana. Ne var? Bütün sene çalıştılar, şimdi tatil yapıyorlar. Hesap mı verecekler sana? Vay 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 vay, hanımlarına da laf söyletmezmiş. Onlar benim hanımlarım değil. Senin hanımların. İyi. Anam bırak. Eline de yakışmaz. Veriyorum, ver annem. Bırak. Hem sen bunları öğreneceksin de ne olacak? Senin ellerin büyük işler yapacak inşallah bebeğim, kuzu. Anne bırak Allah aşkına, ellerin soyulmuş ya. E ne yapayım kızım? Çamaşır suyuna giriyor, gül suyuna girmiyor ki. Bak etime sinmiş. Bir üniversiteyi kazanayım. Ne kremler alacağım sana. Oy yavrum benim. Sen hem kendini hem bizi kurtaracaksın. Feriha. Akılla güzellik sadece Allah vergisidir kızım. Sende ikisi de var. Sen kapıcı kızı olarak doğdun ama sultanlar gibi yaşayacaksın. Oy annem. Kurban olurum yavrum. Haydi annem, haydi topla, topla, daha yemek yapacağım. Haydi. Ana. Geldim anne. Mer dur diyorum. Hii, bu ne hal böyle, çamur içindesin. Gir. Abim nerede? İçeride abin. Çıkar şunu, çıkar anne. Anam attı çamur. 5-0 abi, 5-0. Çok. Hadi otur şimdi. Oturma sakın, git. Üstünü başını değiştir, elini yıka. Haydi. Çitile o elleri. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Sağ ol da bakalım biz sana ne zaman Allah kabul etsin diyeceğiz. İşten güçten vakit mi kalıyor baba? Seninki iş güç de bizimkisine. He? Canıma okudu akşam akşam şu bahçe. Sen kendin başına iş açıyorsun. Haftanın 3 günü yapmak zorunda mısın canım? Kirlenince yapıver, olmaz mı? Öyle deme hanım. Vazife bu. Vazife. Vazifen kirlenince yapmak. Durup durup parlatmak değil ki. Neyse.
Ya şu sırtıma yatmadan bir merhem sürsen de bir ovalasan ha. Olur, ovalarım. Ya Mehmet, iyice yıka şu ellerini sofraya oturmadan ya. Allah Allah. Rahatsız mı oldunuz Feriha Hanım? O senin kir dediğin benim ekmek param, tamam mı? Motor ya. Öyle iki yıkamak da geçmez. Artık elimizi yüzümüzü de beğenmiyor. Şuna bak ya. Ya ne alakası var be? Ekmeği elinle koparıyorsun diye söylüyorum. Yoksa bana ne senin elinin kirinden? Ya bak, hala elinin kiri diyor. Kızım, yanına mı yapıyorsun sen? Bir sus be. Tövbe tövbe. İkiz misiniz, düşman mısınız belli değil. Bir sofra dalaşınız eksikti. Yemeğinizi yiyin de kaçırmayın nimetin bereketini. Ne zaman geliyor 8 numara? Ne bileyim, onların işini aklı sır ermez. Bir bakarsın yarın telefon ederler, biz öbür hafta geliyoruz diye buyururuz Sanem Hanım canım. Yok, yarın kesin geliyorlar. Üniversite sınavı açıklanıyor ya. Doğru ya. Tabii ya, buna soracaksın sen 8 numarayı. 5 senede kendine kapı yaptı ya. Bu ağrı lokma yedirmeyecek bana. Ben gidip biraz uzanayım. Hadi afiyet olsun. Çok da umurundasın ya yukarıdakinin. Bir üniversiteye girsin, bir daha yüzüne bakacak mı? Ömer, hadi kalk annem. Anam, dat 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 dat, ortalık ayağa kalktı ya. Sanki hazır ol da bekleyeceğiz hanımefendiyi. Şuna bak, şuna. Memleketten akrabası gelse böyle koşturmaz ha. Evet, sen de her şeye bir memleket lafı sokmasan olmaz. Mehmet, haydi annem, haydi yardım et. Cansu. Hoş geldin. Ne oldu? Suratı nasıl? Ya babam Amerika'da kaldı. Beni de sonuçlar açıklanacak diye bunlarla postaladı işte. Hoş geldin Sanem Hanım. Canım, öpmeyeyim seni şimdi. Biraz hasta gibiyim. Hoş geldiniz Sanem Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba. Sanem Hanım, ben bugün 6 numaradayım. Bir şey olursa aklınızda olsun. Sen işine bak. Feriha burada nasıl olsa. Feriha'nın işi var. Evde. Ya Feri, gel lütfen. Babam da yok. Yalnızım. İyi, tamam. Ben şimdi yukarı çıkayım da sen de biraz otur. Ondan sonra eve inersin saatlice. Aa, merhaba. Lara. Hayatım, harika görünüyorsun. Bunlar annenin yeni kreasyonundan mı? Evet, ama bana özel koleksiyonundan diyelim. Ha, belli oluyor zaten. Biz de bu ara Casu'yla uğrayacağız. Biliyorsun üniversiteye başlıyor. Ona birlikte yeni bir imaj oluşturalım. Annem tek başına kurtaramaz. Cansu'ya sıkı bir imaj maker lazım. Ne gerekiyorsa onu yaparız. Emin ellerdeyim yani. Görüşürüz Lara. Görüşürüz. Feriha, sen şunları önden çıkar. İçinde kırılacak şeyler var. Dikkat et, ayak altında durmasın. Dayanamıyorum artık bu kadına ya. Benim için dönmek zorunda kaldılar ya. Ona bozuluyor zaten hanımefendi. Sen boş ver onu ya. Yarını düşün. Üniversiteyi düşün. Ben uzun zamandır bekliyorum yarını.
Sen yarın için bayağı heyecanlısın. Annenin okunmuş şekerlerine pek güvenmiyorsun galiba. Hayır. Ben kendime güveniyorum Cansucuğum. Canım şimdi dershanesiz, özel dersiz zor diye söylüyorum. Cici annem benimle bütün sene boşuna mı uğraştı? Hayır, başarımdan kendine pay çıkarıp babamın gözüne girecek ya. Cansucuğum, açtınız mı bavulları? Şu dolabındaki eski kıyafetleri çıkaralım da yenilerine yer açılsın, olur mu? İstersen giymediklerini de ayıkla. Ha, Feriha, al. Bu da sana. Teşekkür ederim. Gitmeden bana da yardım etsen ne iyi olur. Hiç valizlerle uğraşacak halim yok. Tabii. Hiçbirini giymiyorum ki zaten. Bir de inadına yapar gibi hiç giymeyeceğim yeni kıyafetleri almıyor mu? Deli ediyor beni. Şuna bak. Ha Feri, sen de bak da beğendiğin bir şey olursa alırsın. Kapıyı çalmadan girmesene içeri be. İzin mi alacağız be? Bunlar ne? Elbiselerim. Nerede giyeceğini sanıyorsun sen bunları? Ver şunları, Cansular verdi bana. Gördük Cansularını. Analığı domuz gribiymişsin gibi elini sürmüyor sana. Defol, çık dışarı, çık! Ha. Anladım. Üniversiteye giyeceksin bunları değil mi? Aklın sıra onlar gibi olacaksın. Ya benim derdim senin okuyacak olman desene. Sen daha ilkokulu zar zor bitirdin. Ben üniversiteye gideceğim diye mi kötü oldum? O kız baba parasıyla girecek bir okula. Sen ne yapacaksın? Ya bıraksana, benim onlar ya! Senin mi? Ulan karşısında salındığın ayna bile senin değil. Çekil, bana bak. Çekil önünden, fena olacak. Ya bırak deli! Şişt, ne oluyor be? Dışarıdan sesini duydu. Aa Mehmet. Şu kızına bak anne. El alemin iki parça eskisi için elimde kalacak birazdan. Ne olmuş Mehmet? Ne olmuş oğlum? Cansu vermiştir. Hem yazık, günah oğlum, bak yepyeni. Çürüsün mü bir kenarda? Tabii ya. Çürümesin. Bizim Feri'nin üzerinde çürüsün. Şu çöpten çıkardığı sarı bebeğe benzemek için ruhunu satar bu. Mehmet! Annem, bakma sen ona. Erkek soyu işte. Ne senin hevesinden anlar, ne kendi hevesini sindirir içine. Ne güzel değil mi? Yumuşacık. Böylesini ne nenen gördü, ne anan. Çocukken kolaydı yukarıdakilerin elbiselerini almak. Artık büyüdüm. Kolay değil işte. Alan değil, veren olacağımız günler de gelecek. Haydi anne, sil gözünü. Haydi. Haydi kızım. Baban gelir şimdi. Haydi kızım. Şunları da sok bir tarafa, görünmesinler. Mehmet, bir bekle de konuşalım. Ne diyeceksin anne, ne diyeceksin? Bu evde Feriha'dan başka el alemin artına yüz süren var mı? Oğlum ben çok mu istiyorum başkalarının elbisesini giysin?
Kardeşin çok mu istiyor? He? Sen o tamirhaneden biz de bu çukurdan başka bir yer görüyor muyuz? Ama Feriha öyle mi ya? Bu yüzden mecburuz. Bu hevesler var ya, bu hevesler. Nereye götürecek Feriha'yı? Bizi nereye götürecek anne? Hiç mi korkmuyorsun? Mehmet. Hevesten korkma oğlum. Ne kendi hevesinden ne de kardeşininkinden. Sen kursakta kalan hevesten kork. Anne. Ne? Düştüm. Ana. Dur. Hay. Bir miktar acıyor. Başlıyor. Acıyor mu anne? Bizim kız bütün gece sus pus oturdu. Bunda bir hal var Zehra. Heyecandandır heyecandan. Yarın sonuca bakacak ya. Yo. Bildim ben. Mehmet'le dalaşmış bunlar. Aman onlar kardeş. Dalaşır hırlaşır sonra sarılırlar. Canım boş ver. Daha bismillah demeden huzurumuzu bozdu bu mektep işi. Evin oğlu ite kaka ilkokulu bitirmiş, kızı üniversite görecek. Böyle olur tabii. Yani şimdi sen ne diyorsun? Oğlanın gücüne gitmesin diye kız mektebe gitmesin mi? Canım okuyacağı kadar okudu. Kazanamazsa dövünecek değiliz ha. Elbet çıkar bir kısmet. Orada dur bakalım Rıza Efendi. Gül gibi kızımı başımdan atacak değilim ben. Mektebe gidecek benim kızım. Çıkacak kısmet oradan çıksın. Tövbe. Başından atmak da laf mı? Hem kısmetin nereden çıkacağı değil. Hayrı şerri önemli. Bak bize. Kaç yaşındaydın bana vardığında? He? Hancılardan Zehra. Gül yaprağı Zehra. Küçük diye yolumuza taş koysalardı ne olacaktı ha? Bizim yolumuz dağ, taş, köy yoluydu. Kızım yolu başka. Rıza kaldır kafanı da şu pencereden bir bak bakalım bizim yola benziyor mu? Neyse. Ben okumasın mı dedim. Kısmetinde ne varsa o dedim. Kazansa bir dert, kazanmasa bir dert. Artık bende akıl kalmadı Zehra. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Ömer'i getir de yatıralım.
Hemen geliyorum. Hadi ben kızım, gittim. Hadi annem, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hayırlı haberler. Hadi kızım. Feriha. Buraya ne yazıldıysa o. Tamam mı güzel kızım? Dananın kuyruğu kopacak Zehra Hanım. Öyle kopacak. Dur şimdi ben şey yapayım, dur. Dur. Ay Cansu çok heyecanlı. Hala uyuyor hanımefendiyle yavrusu. Ay yok, aramamış hala ya. Kim? Ha, babam. Güya buranın saatine göre uyanıp arayacaktı beni. Canım arayacaktır. Yani çok güveniyor baban sana. Hazırlanıyordur aramak için. Acısını çıkartacağım zaten. Ama Sanem Hanım'dan fırsat kalırsa tabii. Tebrikleri o kabul edecek biliyorsun. En iyi dershaneyi buldu, en iyi hocaları tuttu ya. Başarım Sanem Hanım imzası taşıyor. Hadi bakalım mı artık? Sen benden daha heyecanlısın. Dur önce seninkine bakalım. Yüksek puanla. Aferin sana. Kendi sonuçlarına bakmayacak mısın? Kazanamadım. 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 Feriha, sen istersen aşağı in. Bir an önce annenlere müjdeyi ver. Tebrik ederim tekrar. Sana inanamıyorum ya. Ya inanamıyorum sana. Kapıcı kızı bile kazandı. Özel dersler, dershaneler. Sen küçük hanım. Sen ne yaptın Cansu? Kapıcı kızı kadar bile olamadın değil mi? Basit bir kapıcı kızı kadar bile olamadın. Geldiler. Kapıcı kızı kadar bile olamadın değil mi? Basit bir kapıcı kadar bile olamadın. Zehra. Git bak şuna. Üzmesin güzel canını. Zehra. Zehra! Kapıcı kızı değilim ben. Feriha'yım ben, Feriha!
Geliyor seninki. Bu sefer beni fark etmesini sağlayacağım İpek. Nasıl yapacaksın peki? Göreceksin. Çok özür dilerim, çok affedersiniz. İsteyerek olmadı gerçekten. Bu arada ben Esra. Önemli değil. Ne oldu? İpek, benimle uğraşmayı kes. Hayrola, ne gülüyorsun kendi kendine? Nasıl bir okul burası ya? Ne oldu? Vallahi kim bilmiyorum da şu çocukla tanışmak için kız kalktı. Kahvesini onun üzerine döktü. Sonra elini uzattı, adını söyledi. Hiçbir şey başaramadan geri döndü. O kız şansını biraz fazla zorlamış. O Emir Sarrafoğlu. Okulun altın çocuğu. Yani öyle bu okuldaki tiplerle pek takılmaz. İşte mankenler, oyuncular. İstanbul'un gece hayatı bunun babasından sorulur. Gecelerin veliahtı derler ona okulda. Gömlek değiştirir gibi de kız değiştirir. Kız koleksiyoneri anlayacağım. Bak, onun yanındaki de büyük miras yedi Hande Hanım. Şirketlerin Amerikalılara satıp yan gelip yatanlardan ailesi. Yanındaki Koray. Babası milletvekili emlak zengini. Bakma öyle uzaktan sevimli gözüktüğüne. Yakından güldürmez. Ağlatır bu modeller. Kısacası bunlar kaymak tabaka. Yani bunların aralarına girmek için zengin olmak yetmez. Soy ağacını görmeden selam atmaz bunlar adama. Oğlum bırak. Dün geceyi de esas bu gece ne yapacağız onu konuşalım. Emir hocanın yerindeyiz oğlum, ne olacaktı ki? Yok, ben gidip yatacağım. Siz ne yapıyorsanız yapın. Şimdi ayıp ettin Emir hoca. Gece profesör olmadan alem yapılır mı ya? Oğlum bırakın, dokunmayın biraderime. Belli dün gece çalışmış. biz bu akşam senin mekandayız ama o nasıl olacak? Ağlama oğlum, ağlama. Söylerim kapıdakilere, bir güzellik yaparlar size akşam. Ben kalkayım artık. Düşeceğim yoksa. Arabayı da kötü yere park ettim zaten. Bana bak lan. Ağırsan ben bırakayım şimdi. Kaza falan yaparsın. Yok artık. Ölmedik daha. O son tekine hiç akmayacaktın. Şişt, bana bak. Ya dün gece nasıl geçti? Emir'in kafası iyi miydi? Kız kim? Tanıdık mı? Hadi canım, sana hayırlı işler, iyi günler. Koray. Hande. Yok öyle bir şey. Alayamadı ya kızı. Bütün sinir ondan. Alo. Heh, Feriha. Efendim anne. Kız ne açmıyorsun telefonu? Dersten çıktım şimdi. Bana oyalama sakın ha. Tamam, yoldayım, geliyorum. Hadi bay bay. İyi misin? Çok özür dilerim. Nasıl oldu anlamadım. Kırılmış. Ya gerçekten özür dilerim. Önemli değil. Doktora gidelim mi? Yok, teşekkür ederim. Gerek yok. Atla o zaman, yeni bir telefon alalım sana. Bunu idareten kullanıyorum zaten. Benimki tamirde. Sağ ol. O zaman parasını vereyim. Sen kime neyin parasını veriyorsun ya? Telefonunu kırdığıma göre sana ödemem gerekir. Gerek yok. Telafi etmem lazım ama. Telafi etmek istiyorsan bir daha araba kullanma.
Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. En iyi dershaneleri buldum. En iyi özel öğretmenleri tuttum. Kendi kızım gibi ilgilendim. Babası da bana güveniyordu. Hayal kırıklığına uğrattık Haldun'u. Benim derdim onun geleceği. Asosyallikten kurtulacaktı. Babasının dizinin dibinden ayrılıp yepyeni bir hayata kavuşacaktı. Ama kimler kazandı? Babasının küçük prensesi kazanamadı. Feriha'nın okulu nasıl gidiyor Zehra? İyi. Sağ olun. Bir görseniz masanın önüne bir tünüyor. Sabaha kadar defterler, kitaplar kaldır kaldırabilirse. Ne güzel. Hep böyle devam eder inşallah. Bizde nasıl başlarsa öyle gider. Gerek kusura bakmayın. Şöyle buyurun. Ölmüş. Ruhuna el Fatiha. Bu nasıl böyle oldu ya? Ya baba kapıya çarptım, kolumu düştü işte. Gel şunu koyavereyim hemen. Ya anne çek Allah aşkına ya. Çiğ et ya, iyi gelir. Al bunu kullan. Bununla idare et. Ben şunu gene de bir göstereyim. Belki bir hal çaresi vardır. Al. Baba ben bunu kullanamam, bu çok eski. Takoz gibi. O ne biçim laf? Telefon değil mi? Benim işimi nasıl görüyorsa seninkini de görür. Baba ama senin kızın sosyete okuluna gidiyor. Öyle kameralısı, dokunmatik ekranlısı olmazsa olmaz ki. Ayıp olur sonra. Kameralısını, dokunmalısını bilmem. Film mi çekecekmiş? Altı üstü DJ'ye bir alo. Sen de az değilsin Mehmet Efendi. Yangına körükle gidiyorsun. Ulan ne çabuk unuttun geçen yıl 3 ay aç gezdiğin kameralı telefon alacağım diye. Terbiyesiz. Sanki bedenimde sığıntı, yüreğim